yarın baş ağrısı diye tarif edilen migren, ataklar halinde gelen ve tekrarlayıcı olan bir baş ağrısıdır. Genellikle tek taraflıdır ama bazen de çift taraflı olabilir. Orta veya kuvvetli olabilen, hareketle şiddeti artan zonklayıcı ağrı tarzıdır. Birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Bazı kimselerde birkaç gün aralıklarla gelen nöbet bazılarında yılda birkaç kez olabilir. Vakaların üçte birinde nöbet başlayacağını bildiren belirtiler oluşur ki buna aura dönemi denir. Bu dönemde bulantı, kusma, görmede kısmi azalma, mesela sağ ya da sol yanın geçici körlüğü gibi, ışık çarpmaları, durgunlaşma, endişe ve dikkat dağınıklığı ve bunun gibi belirtiler oluşur. Migren ağrısı başladığında ışıktan ve sesten rahatsızlık oluşur. Ağrı nöbeti herhangi bir uyanan olmadan başlayabildiği gibi ruhsal stres, hormonal değişimler, yani adet dönemi, gebelik, menopoz vesaire gibi, açlık kan şekerinin düşmesi, ki bu da işte boş tutmada kahvaltının gecikmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Özellikle rutubetli havaya maruz, özellikle rüzgara maruz kalınması, mesela bugün lodos var diye tarif edenler, sigara içimi, alkol alımı, kafeinli ve teinli içecekler, peynir, şarap, çikolata gibi besinler, yapay tatlandırıcılar, doğum kontrol hapları da ağrıyı başlatabilir. Migren nöbeti bittiğinde şahısta yorgunluk ve sersemlik hali oluşur ve uykuya meyil artar. Migren, depresyona veya moral çöküntüsüne sebep olabilir. Hastanın ailesi üzerinde de olumsuz etkilere yol açar. Çünkü daha devamlı aile ortamında huzursuz ve mutsuz bir insan profili vardır. Bu ev halkına muhakkak ki olumsuz yansıyacaktır. Toplumun en küçük birimi olan aile yaşam enerjisini kaybedecektir. Hem kendisinin hem de aile fertlerinin ruhsal yapılarının olumlu hale gelmesi ve yaşam sevincinin yeniden oluşturulabilmesi için mutlaka tedaviye ihtiyaç vardır. Anti-enflamatuvar veya ergo-alkaloidi ilaçlar geçici çözümler sunarlar ve şurası da artık bir gerçektir ki ilaçların bizzat kendileri bir zamandan sonra ağrıyı tetikleyici olmaktadır. Yani migren nöbetlerini sıklaştırmaktadırlar. Ayrıca gastrit, ülser gibi mide ya da 12 parmak bağırsak problemleri olan hastalarda özellikle anti-enflamatuvar ilaçların kullanımı kanamalara yol açmaktadır. Bu sebeple ne kadar az ilaç kullanılırsa o kadar iyi olacaktır. Yıllardır edindiğimiz tecrübeler ışığında diyebiliriz ki akupunktur %85'in üzerinde bir oranda hastada nöbetleri yok etmekte ve uzun süreli bu etkiyi devam ettirmektedir. 15-20 seans kürlerin sonunda ağrısız günler gelmektedir. Bu kadar başarılı bir tedavi yöntemi varken migren hastalarının akupunktürü tecrübe etmemesi şaşırtıcıdır. Peki akupunktür nasıl tedavi ediyor? Vücutta hali hazırda var olan iyileştirici faktörlerin yani endorfin, serotonin gibi ağrı kesici ve rahatlatıcı maddelerin salgılanmasını sağlayarak migreni ortaya çıkaran sebepler ortadan kaldırılır. Böylece kriz öncesi var olan damar daralmalarının önüne geçilerek iyileşme sağlanır. Yapılan araştırmalar 250'nin üzerindeki çeşitli yiyeceğin migreni tetiklediğini ortaya koymuş bulunmakta. Bu sayıdaki yiyecekten uzak durabilmenin zorluğu ortada. Akupunktur yaptırarak bu illetten uzak kalmak elbette ki bu sayıdaki yiyecekten kaçınmaktan daha kolay ve daha zahmetsiz olsa gerek. Baş ağrısı yaşayan kişiler şu 3 soruyu kendilerine sormalılar. Baş ağrısı sırasında hiç ışıktan rahatsız oldunuz mu? Mide bulantısı veya mide rahatsızlığı hissettiniz mi? Baş ağrısı nedeniyle günlük yaşamınızda en az bir gün kısıtlılık yaşadınız mı? Bu soruların ikisine ya da üçüne verdiğiniz cevap evet ise %90'ın üzerinde migren olma ihtimaliniz vardır. Bu durumda hemen bir akupunktur doktorundan randevu alın ve akupunktur tedavisiyle hayatı daha yaşanılır hale getirin.